Gençler selamlar, ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım, Metin Yayınları TYT Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 68 ve 69. sayfaların çözümlerini yapacağız. Bu videoda dilerseniz vakit kaybetmeden hızlı bir şekilde sorularımıza başlayalım. -2'nin karesi 4'tür arkadaşlar. 3 üzeri 4 de 81 bölü. Bakın 3 üzeri 4 81'di. Bir de başında eksi var. Eksi 81 yaptı. Eksi 1 bölü 4'ün eksi 1. kuvveti de sevgili arkadaşlar eksi 4 yapar. 81 4 daha 85. Eksi 81 eksi 4 daha eksi 85 yapar. İkisini birbirine oranlarsanız doğru cevap eksi 1 gelecektir. Doğru cevabımız B seçeneğinde verilmiş gençler. M eksi 1 ve N eşittir eksi 2 için. M üzeri N artı N üzeri M eksi M kare artı N kare işleminin sonucu bize sorulmuş. M üzeri N yani eksi 1'in eksi 2. kuvveti 1 yapar. N üzeri M yani eksi 2'nin eksi 1. kuvveti eksi 1 bölü 2 yapar. Eksiyi koyduk M kare. Eksi 1'in karesi 1'dir. Eksi 2'nin karesi de 4'tür. Bakın eksi 1 ile artı 1 birbirini götürsün. Cevap 4 eksi 1 bölü 2'dir. Yani 2 kere 4 8. 1 çıkardım 7 bölü 2 benim cevabım olur. Doğru cevap B seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Ve devam ediyorum 3 ile. 3 bölü 2'nin eksi 1. kuvveti 2 bölü 3'tür. 2 bölü 3'ün eksi 2. kuvveti demiş. Yani bunu ters çevirip 2 defa yan yana çarp demiş. 3 bölü 2 ve 3 bölü 2 şeklinde. Ve eksi 3'ün eksi 2. kuvveti de 1 bölü 9 yapar. Burada 2, 2, 3, 3 birbirini götürdükten sonra geriye sadece 3 bölü 2 eksi 1 bölü 9 kaldı. Bunu 9 ile, bunu da 2 ile genişletecek olursanız 27 eksi 2 bölü 18 bize cevabı verir. 27'den 2 çıktı. 25 bölü 18 cevabımız da A seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Geçtim 4'e. 3 üzeri eksi 1 artı 4 üzeri eksi 1 artı 12 üzeri eksi 1 bölü 3 üzeri eksi 1 artı 4 üzeri eksi 1'in de eksi 1. kuvveti. Şimdi 3 üzeri eksi 1 demek 1 bölü 3 demek. 4 üzeri eksi 1 1 bölü 4. 12 üzeri eksi 1 de 1 bölü 12 yapar. Burayı 4 ile burayı 3 ile genişletelim. Üst taraf 4 artı 3 artı 1'den 8 gelir bölü 12 ki 8 bölü 12 demek kendisi 4 ile sadeleştirdim 2, 4 ile sadeleştirdim 3 yani 2 bölü 3'e eşit. Pay kısmımız 2 bölü 3 bölü alt kısma bakıyorum, alt kısmında da sadece şu ikisinin toplamı var, bakın 3 üzeri eksi 1 ile 4 üzeri eksi 1'in toplamı. Bunları da toplarsanız 7 bölü 12 ile karşılaşırsınız. 7 bölü 12'ye böldük. Bu demek oluyor ki 2 bölü 3 ile 12 bölü 7'yi çarp demek oluyor. 3 ile 12'yi sadeleştirirseniz 4 gelir. 2 kere 4 8 yapar bölü 7. Şimdi hemen 8 bölü 7'yi atlamıyoruz. Neden? Çünkü eksi 1. kuvveti unutmamak lazım. 8 bölü 7'nin de eksi 1. kuvveti vardı sorumuzda. Doğru cevap B seçeneğinde 7 bölü 8 olacak. Geçtim 5. soruma. Eksi 2, 3 ve 5 sayılarından 2 tanesi seçilip birisi taban diğeri kuvvet olacak şekilde üstü ifadeler yazılacaktır. Buna göre elde edilecek üstü ifadenin değeri hangisi olamaz diye sorulmuş. Şimdi 3 üzeri 5'ten 243'ü elde ederiz. 5'in küpünden de 125'i elde ederiz. 3'ün eksi 2. kuvvetinden 1 bölü 9 elde ederiz ama yok. Eksi 2'nin küpünden eksi 8'i elde ederiz. Daha sonrasında 5 üzeri eksi 2'den de 1 bölü 25'i elde edebiliriz ama C seçeneğindeki eksi 1 bölü 9 hiçbir şekilde elde edilmez. 6. sorumuz. 0.01 demek aslına bakarsanız 10 üzeri eksi 2 demektir. Bunun eksi 3. kuvveti bölü 0.001 demek de 10 üzeri eksi 3 demektir. Bunun da eksi 2. kuvveti var. Üst taraf 10 üzeri 6, alt taraf 10 üzeri 6. Cevap nedir o halde? 1. Yani doğru cevabımız C seçeneğinde verilmiştir. Geçtim 7'ye. 3 üzeri 4'ten 4 tane var. 4 tane 3 üzeri 4 dedik. Alt kısımda da 3 tane 2 üzeri 5'imiz var. Üst taraf 2'nin karesi çarpı 3 üzeri 4. Alt taraf ise 3 üzeri 1 çarpı 2 üzeri 5 olarak yazılabilir. Bu durumda 3 üzeri 4 ile 3 üzeri 1'i sadeleştirirseniz 3'ün küpü gelir. 2'nin karesi ile 2 üzeri 5'i sadeleştirirseniz 2'nin küpü gelir. 3'ün küpü 27, 2'nin küpü 8 olduğu için doğru cevabımız E seçeneğinde verilmiştir deriz. Geçtik 8'e. Eksi 27'nin 1 bölü 3. kuvveti. Öncelikle eksi 27'nin demek eksi 3'ün küpü demek bunun da 1 bölü 3. kuvvetini al demiş bize. Artı 25 demek 5'in karesi demek ve bunun da 1 bölü 2. kuvvetini alıp 1 çıkar demiş. Ve bunu da 2'nin eksi 2. kuvveti yani 1 bölü 4'e oranla demiş.
Öncelikle 3 ile 1 bölü 3'ü çarparsanız bunlar birbirini götürür. 2 ile 1 bölü 2'yi çarparsanız da birbirini götürür. 5 ile eksi 3'ü topladınız. 2, bir de 1 çıkardınız, 1 geldi. Alt kısımda da 1 bölü 4 var. Bunları ters çevirip çarptığınız takdirde 4 bize cevabı verir. Doğru cevap D seçeneğinde verilmiş sevgili arkadaşlar. 69. sayfamıza geçtik. Ne yapıyorduk? Her zaman en küçüğün parantezini alıyorduk ki bu pay kısmında küçük olan 3 üzeri n, payda kısmında küçük olan 3 üzeri n eksi 1. Üst tarafı 3 üzeri n parantezini alırsanız burada 3'ün karesi kalır, eksi burada 1 kalır. Alt kısımda da 3 üzeri n eksi 1 parantezini aldık. Şurada 3'ün karesi kaldı, artı şurada 1 kaldı. Şimdi 3 üzeri n'yi 3 üzeri n eksi 1'e bölerseniz n'den n eksi 1'i çıkarırsanız 1 kalacaktır. Dolayısıyla 3 üzeri 1 kaldı. 3'ün karesi eksi 1 8 yapar. 3'ün karesi artı 1 de 10 yapar. Bir de burada neyimiz vardı? Çarpı 3'ümüz vardı. Şimdi üst tarafı 2 ile sadeleştirdim 4. Burayı 2 ile sadeleştirdim 5 geldi. 3 çarpı 4 12 yapar. Alt tarafta da 5 var. Doğru cevap bize Edirne seçeneğini gösteriyor. Cevap E şıkkıydı. Ve gençler devam ediyorum 10. sorumla. Nuri ondalık ifadeleri tabanı ve kuvveti birer tam sayı olan üstlü ifadelerle yazmak istemektedir. Örneği 0.5 sayısını 2 üzeri eksi 1 olarak yazmıştır. Buna göre Nuri aşağıdaki ondalık ifadelerden hangisini tabanı ve kuvveti birer tam sayı olan üstlü ifade olarak yazamaz diye sorulmuş. 0.2 demek 2 bölü 10 demek ki bu da 1 bölü 5'tir. 1 bölü 5'i ben 5 üzeri eksi 1 biçiminde yazabilirim. Yani A şıkkı yazılabilir. 0.4 yani 4 bölü 10 demek kendileri ve bu da sevgili arkadaşlarım 2 bölü 5'in ta kendisidir. Şimdi 2 bölü 5'i ben üslü ifade biçiminde yazabilir miyim? Bunu kontrol edeceğim. Ama şu an aklıma pek bir şey gelmedi. Dolayısıyla soru işareti koyup devam ediyorum. 0.01 demek 10 üzeri eksi 2 olması gerektiğini zaten biliyorsunuz yazılabiliyor. 0.25 demek biliyorsunuz çeyrek demek yani 1 bölü 4 demek. 1 bölü 4 de 2'nin eksi 2. kuvvetidir. Bu da yazılabiliyor. 0.125 biliyorsunuz ki 125 bölü 1000'dir. 125 ile sadeleştirdiğiniz takdirde 1 bölü 8 gelir ki bu da 2'nin eksi 3. kuvvetidir. Yani Edirne'de yazılabiliyormuş. Aklıma neden gelmediğinin kanıtıdır bu da. Doğru cevabımız çünkü zaten B şıkkıymış. Bu yazılamıyormuş arkadaşlar. 11. soru. Bir musluktan saniyede akan bir damla su yılda 3 metreküplük bir tüketime karşılık gelir. 9 üzeri 5 tane musluğun her birinden. Şimdi 9 üzeri 5 demek aslına bakarsanız 3'ün karesinin 5. kuvveti demek. Yani 3 üzeri 10 tane musluk var. Her birinden saniyede bir damla su akarsa bu tüketim bir yılda kaç metreküp suya karşılık gelir diye sorulmuş. Şimdi yılda 3 tondu. Yılda 3 metreküptü değil mi? Bir yılda bir tanesi 3 metreküpse yine bir yılda çünkü öyle demiş bir yılda bu kadar musluk varsa demek ki ben bunu çarpı 3 dersem cevap ortaya çıkacak. 3 üzeri 11 benim cevabımdır. Dolayısıyla cevap B seçeneğinde verilmiştir deriz 11. sorumuz için. Geçtim 12'ye. 3 üzeri A, 3 üzeri A artı 1, A artı 2, A artı 3 toplamı 360'mış. O zaman ben bunu 3 üzeri A parantezine aldığımı düşünürsem şurada 1 kalır artı şurada 3 üzeri 1 kalır. Şurada 3'ün karesi kalır. Ve şurada da 3'ün küpü kalacaktır. Bu da neye eşitmiş? 360'a. Parantezin içerisini toparlayabiliriz. 27, 9 daha 36, 3 daha 39, 1 daha 40 yapar. Yani 3 üzeri A çarpı 40 arkadaşlar 360'a eşitmiş. Her iki tarafı 40 sayısına bölecek olursanız gitti. Bu da gitti ve geriye sadece 9 kaldı. Demek ki 3 üzeri A 9'muş. 3'ün kaçıncı kuvveti 9 yapar? Tabii ki 2. kuvveti. O halde cevabımız da B seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Ve gençler devam ediyorum 13. soruyla. 5 üzeri x artı 2 eşittir 120 artı 5 üzeri x. Bunu sol tarafa fırlatalım. 5 üzeri x artı 2 eksi 5 üzeri x eşittir 120'dir dedik. Burada 5 üzeri x parantezini alırsanız her iki tarafı ne kalır arkadaşlar? 5'in karesi kalır eksi 1 kalır. Bu da 120'ye eşitmiş. Şimdi 5 üzeri x çarpı 5'in karesi 25'tir. 1 çıkardım 24 oldu. 24 eşittir 120 yaptı. Her iki tarafı 24'e bölerseniz gitti. Gitti 5 kaldı. Yani 5 üzeri 1 kaldı. O halde x kaçmış? Bakın burada sırıttı. Cevap 1 olacakmış. Yani 13. sorumuzun cevabı A şıkkında verilmiş. Geçtim 14'e. Her x pozitif tam sayısı için çemberin içerisine x yazıldığı takdirde bu 3 üzeri x artı 1 eksi 2 üzeri x'e eşit oluyormuş. Şimdi çemberin içerisine 1 yazıldığı zaman ne olur? 3 üzeri
Hatta 1 üzeri, özür dilerim. 3 üzeri yine aynen. 1'e 1 ekledik. 1 artı 1'den 2 geldi. Eksi 2 üzeri 1 yaptı. Bundan bir de 4 çıkarınca a'ya eşit oluyor demiş. 3'ün karesi 9'dur. 2 üzeri 1 2'dir. Ve bundan bir de 4 çıkaracağız. Buradaki sonuç 3 gelir. Demek ki a'yı bulduk. A 3'müş. Diyor ki bana çemberin içine şimdi a yaz. Yani 3'ü yaz demiş. Ben çemberin içine 3'ü yazarsam. 3 ve 2'nin kuvvetleri bakın. 3'ün 3 artı 1. kuvveti 4. Eksi 2'nin de 3. kuvveti yazacağız. 3 üzeri 4 81'dir. 2'nin küpü de 8'dir. 81'den 8'i çıkaracak olursanız 80'den 7'yi çıkarmakla aynı şeydir. Cevabımız 73 olacaktır. Doğru cevap da E seçeneğinde verilmiştir sevgili gençler. Ve son olarak 15. sorumuzu da çözelim. A, B, C ve D moleküllerinin kütleleri aşağıdaki tabloda gösterilmiş bizlere. A, B, C, D ayrı ayrı her biri sayıların kuvvetleri biçiminde gösterilmiş. A molekülünün kütlesi B molekülünün kütlesinin M katıdır. C'nin de D'ye oranı N'dir. Buna göre M değerinin N'nin kaç katıdır? Yani bize M bölü N soruluyor gibi görünüyor, değil mi? Peki M'yi nasıl bulacağız? A'nın kütlesini B'nin kütlesine böleceğiz. Öncelikle A'nın kütlesi 12 üzeri eksi 5 çarpı 30 üzeri eksi 3. 12 yasal çarpanlarını ayırırsanız 2'nin karesiyle 3 üzeri 1'in çarpımıdır. Ve sevgili arkadaşlar bunun da eksi 5. kuvvetini almak demek aslına bakarsanız şunları şöyle gösterelim. 2'nin karesinin eksi 5. kuvveti 2 üzeri eksi 10 yapar. 3 üzeri 1'in eksi 5. kuvveti de 3 üzeri eksi 5 yapar. Çarpı 30 dediğimiz sayı da 2 çarpı 3 çarpı 5'tir. Dolayısıyla 2'nin eksi 3. kuvveti çarpı 3'ün eksi 3. kuvveti çarpı 5'in eksi 3. kuvveti diyeceğiz. Bu A'nın kütlesi. Şimdi ben bunu B'nin kütlesine böleceğim. 18 demek 2 çarpı 3'ün karesidir. 2 üzeri eksi 4 çarpı 3 üzeri eksi 8 yazarım o halde. Çarpı 15 de 3 kere 5'tir. Yani 3 üzeri eksi 5 ile 5 üzeri eksi 5'in çarpımı diyeceğiz. Şimdi bunları birbirine oranladığım takdirde bu bize M'yi verecek. Pekala. İnşallah işlem hatası yapmadan halledebiliriz. 2 üzeri eksi 4 burada paydada. Üst tarafa bakıyoruz. 2 üzeri eksi 10 var. 2 üzeri eksi 3 var. Yani 2 üzeri eksi 13'ü ben 2 üzeri eksi 4'e böleceğim. Eksi 13'ten eksi 4'ü çıkarırsanız 2 üzeri eksi 9 kalacaktır. Yani üst tarafta kalan şey 2 üzeri eksi 9'muş. Bunu yazalım. Çarpı 3 üzeri eksi 5 ile 3 üzeri eksi 3'ün çarpımı 3 üzeri eksi 8'i verir. Bunu ben 3 üzeri eksi 8'e böldüğüm takdirde zaten birbirini götürecektir. Dolayısıyla 3 tabanında herhangi bir sayı kalmadı. Burada da şunlar birbirine kalmış, özür dilerim. Aşağıda 3 üzeri eksi 5 kalmış. O zaman yukarıya nasıl çıkar? 3 üzeri 5 diye çıkar. Az daha işlem hatası yapıyorduk. 3 üzeri 5. 5 üzeri eksi 3'ü 5 üzeri eksi 5'e bölersek de 5'in karesi gelir. Bakın bu M'ymiş. Şimdi gelin biz N'yi bulalım sizle beraber. N'yi bulmak için de C molekülünün kütlesini D molekülünün kütlesine böleceğiz. Pekala. C'nin kütlesi 45 üzeri eksi 6. 45 demek 3'ün karesi çarpı 5 demek. Yani 3 üzeri eksi 12 çarpı 5 üzeri eksi 6 çarpı 6 demek de 2 ile 3'ün çarpımıdır. 2 üzeri eksi 4 çarpı 3 üzeri eksi 4. Şimdi bunu ben neye bölecektim arkadaşım? Bunu bakın. Şuna böleceğiz. 24 üzeri eksi 3. 24 demek 2'nin küpü çarpı 3 demek. Dolayısıyla 2 üzeri eksi 9 yazdım. 3 üzeri eksi 3 yazdım. 20 de 2'nin karesiyle 5'in çarpımıdır. 2 üzeri eksi 4 çarpı 5 üzeri eksi 2 yazdık. Pekala. Şimdi sadeleştirmelerimize bakacağız. Burada sadece 2 üzeri eksi 4 var. Şu 2 üzeri eksi 4 de gitsin. 2 üzeri eksi 9 yukarı çıkarılırsa payda kısmında 2 üzeri 9'umuz oluşur. Çarpı. Şu da gitti bu arada. 5 üzeri eksi 6'yı 5 üzeri eksi 2'ye bölerseniz 5 üzeri eksi 4 sonucunu bulursunuz. 3 üzeri eksi 12 ile 3 üzeri eksi 4'ün çarpımı 3 üzeri eksi 16'dır. Aşağıda 3 üzeri eksi 3 var. Bundan eksi 16'dan eksi 3'ü çıkarırsanız da 3 üzeri eksi 13'ü bulursunuz. İşte bu da N sayısı arkadaşlar. Şimdi götürüyorum. Şöyle aldım. Şuraya yerleştirdim. M ve N belli artık. Benden M bölü N istenmişti. Dolayısıyla artık bunu buna böleceğiz. Pekala. Bölmeye gayret gösterelim. 2 üzeri eksi 9'u 2 üzeri 9'a bölerseniz 2 üzeri eksi 18 bulursunuz. Çarpı. 3 üzeri 5 ile 3 üzeri eksi 13'ü birbirine bölerseniz 3 üzeri 18 gelecektir. Çarpı. 5'in karesini 5 üzeri eksi 4'e bölerseniz 5 üzeri 6 gelecektir. M bölü N oranı. Şimdi şıklarda böyle bir şey yok gibi görünüyor. Fakat
Şuradaki 2 üzeri eksi 18 sayısı aslında şu 3 üzeri 18'i yazdım. 5 üzeri 6'yı yazdım. Bölü 2 üzeri 18 demektir. Bakın 2 üzeri eksi 18 demek bölü 2 üzeri 18 demek. Dolayısıyla m bölü n oranı budur. Böyle bir seçenek şıklarımızda var mı? Bir bakalım. 3 üzeri 18 çarpı 5 üzeri 6 bölü 2 üzeri 18. Cevap A gibi duruyor. Cevap anahtarına bakalım. Aynen cevap A'ymış. Biraz meşakkatli ve uzun bir soru oldu. Ama bayağı bol miktarda da işlem yeteneğini geliştirmiş oldu. Güzel de oldu. 69. sayfamızın sonuna geldik. Diğer sayfalarda ve testlerde görüşürüz. Üniversiteliğim testlerine geçeceğiz artık üst sayılarda. O videolarda görüşürüz arkadaşlarım. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.